Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com.tr ve Kayseri Özelmu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hocam eve haciz mi geldi? Dekor değişmiş. Yok, köye geldik arkadaşlar. <laughs> Birkaç gün bu şekilde e, çekeceğim inşallah videoları. Sizlerin de beğenisini bekliyorum. Beğenisini rica ediyorum. Mustafa Hoca yine bildi köşemizle başlayalım. Antalya Spor Galatasaray maçına 5 önemli oyuncudan yoksun çıkacakmış arkadaşlar. Bunlardan biri Fernando Martins, kırmızı kat cezalısı. Diğeri Kurdaşov, diğeri Hacerayt, diğeri Gaşa ve diğeri de Freddy. Yani Antalya Spor'u Antalya Spor yapan, belki de tek galibiyet umudu olan isimler maalesef Galatasaray'a karşı oynamayacaklar ki Zaten Antalyaspor'un teknik direktörü ne kadar koyu Galatasaraylı olduğunu hepiniz biliyorsunuz Nuri Şahin'in. Herhangi bir galibiyet beklemekte zaten başka bir şey olurdu. Fenerbahçe Beko Eurolig'in 20. haftasında bu arada yani ben futbolcuların sakatlığını bilmiş olarak da ben sadece bunların oynamayacağını tahmin ediyordum. 2 hafta önceden ve hakikaten de oynamadılar. Eurolig'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko içeride Uzatma sonucunda Monaco'yu 98-94 ile devirdi. Scottie Wilbeck'in 21 sayı 5 asist. Ee, Davis 18 sayı 7 rebound ve Matley 17 sayı 9 rebound la. çok kritik galibiyetle seriyi 3 maça çıkardı Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe Beko'yu da buradan tebrik ediyoruz. Atilla Salahin'in doğum gününü de kutlayalım. Yeni yaşı inşallah Hayırlı güzel bir e, ömür sunsun ona ben yolculukta olduğum için videoları bilerek şey çektim arkadaşlar kolaş e, çektim aslında çok soğuk bu arada bilginiz olsun e, o yüzden de bir gün gecikmeli gibi bir şey oldu Yarına, yani bu video izlediğiniz gün toparlarız inşallah şarkı 04 Michael Frey'i antwerp'ten satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Şimdi Serdar Dursun'u istiyorlardı. Olmadı. Bizden na -na yiyince beceremediler. Gelelim en önemli konuya. Fenerbahçe'den kap geldi. Ne kapı geldi? Buruma kapı geldi. Fenerbahçe'miz Armindo Buruma'nın yani kısaca söylüyorum 4 milyon 250 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Nasıl yani? Yani şu. 4 milyon 250 bin euroya Buruma'nın bon servisi alındı. Ve 2,5 artı 1 yıllık da sözleşme imzalandı. Şimdi arkadaşlar önce şunu belirteyim. Ben de öyle ego şu bu yok. Ben doğruya doğru diyen bir adamım. Zamanında herkes dedi ki kesinlikle mecburen zorunlu satın alma opsiyonu yazın opsiyonunu kullanıp alacağız. Ben sordum soruşturdum. Bana da dediler ki Fenerbahçe'nin şampiyonluk opsiyonu var. Yani şampiyon olursa almak zorunda yoksa almasa da olur dediler. Ki nitekim de baktığınız zaman arkadaşlar Fenerbahçe ilk hani, daha sürüyor. Şampiyonluk garanti değil. Yani duyumcu arkadaşlar bilmiş oluyor, ben bilememiş oldum ama inşallah Fenerbahçe şampiyon olur da en azından tesellimiz şu olur. Bak ben size demiştim şampiyon olursa alacağız diye deyip en azından üste çıkmaya çalışırım ki Fenerbahçe şampiyon olsun da üste çıkayım. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar Burumayla Jesus uzun zamandır ilgileniyor. Ve idmanlarda takip ediyor, idmanlarda geliştiriyor, idmanlarda bugüne kadar üstüne çok düştü. Eğer yabancı kontenjan sorunu çözülürse ikinci devre bu faydalanmak istiyor arkadaşlar. Hocam Rize maçında oynayabildi. Yani yedeklerde yer alabildi. Demek ki kurtulduk o sıkıntıdan. Arkadaşlar TFF transfer döneminde geçici yani TFF'ye geçici liste verilir. Kadroya 14 yabancı futbolcu alabilirsin ama istersen 20 tane yabancı futbolcu adı ver. 14'ünü seçip alırsın. Buruma'da verilen geçici listede bulunan bir isim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bak formasyonda yeri olmayan isim Buruma. Yani formasyonda yeri olmayan isim Buruma. Bu yaşa kadar Monservis kazanamamış Gustavo Henrique. Arao. Ki Gustavo ile Arao'ya Birine 3, birine de 2.8 verildiği iddiaları var. Ee, hatta neyse. Sağ ayaklı stoper lazımken Luan Perez'e verilen 5.5 milyon euro. Hocam sen Fenerbahçe'lisin. Kabul. Ee, aylık belli bir ücretle Feneri para yatırıyorsun. Kabul. Doğru arkadaşlar. Feneri çok ciddi bir para yatırıyorum aylık. Ee, o da doğru. Lincoln'lerini ki 3.5 milyon euro verip sol bek oynatmak ki eğer sol bek oynatacaksak 3.5 milyon euro 50 tane sol bek vardı. Biz madem Lincoln'ı aldık niye sol bek oynatıyoruz? Baktığın zaman hocam 19.5 milyon euro sadece bunların bon servisine verilmiş. Yani Buruma, Gustavo, Arao, Perez, Lincoln. Ben bir de Cao Pedro'yu da dahil edeyim. Cao Pedro'yu da dahil edin arkadaşlar. 5.63'tü o. Yani 24 yaklaşık 25 milyon euro bu futbolculara verilmiş durumda. Hocam bu kazık değil mi? Bu Fenerbahçe'ye zarar değil mi? Şimdi biz ayağımızı yorganımıza göre uzatmak istiyoruz. İşte birçok kişi de diyor ki Lan arkadaş 10 tane çöp alacağına 3 tane baba gibi adam al. Arkasını yanlarını da gençlerle toparla. Baba gibiler gençler oynatsın. Bu da bir görüş. Oyunculara verilen 3'er 4'er yıllık sözleşmeler var hocam. Vergileri de eklesen Allah için 50 milyon euroyu geçer. Yazık değil mi Fenerbahçe'nin parasına? Doğru. Ya doğru. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi size? Ha, en çok şu eleştiri de geliyor. Hocam Memphis Depay. Depay'ı 2,5 yıllığına transfer etmiş Atletico Madrid ve 3 milyon euro bon servis bedeli 1 milyon euro da bonus ödeyecek diye. Birincisi Depay'ın Atletico Madrid'e gideceğini bilmekten dolayı sevinçliyim. İkincisi onlar Atletico Madrid. Ya yani onlar Atletico Madrid. Orası İspanya Ligi. Anlatabiliyor muyum? Orası İspanya Ligi. Şöyle söyleyeyim size. Beşiktaş e, Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a 250 bin euroya vermişti. O dönemde. Trabzonspor'da Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye vermemişti. Al sana olay. Ya Bunların kendi aralarında bazı anlaşmalar var. Ve Atletico Madrid olduğu için oyuncu gidiyor. Başka takım olsa gitmez belki. Siz buralara çok takılmayın. Ben Süper bir oyuncu biliyorum mesela. 750 bin euroya kiralandı ama yıllık ücretine 7 milyon euro veriyorlarmış. 7 milyon euro veriyorlarmış. şöyle Bunu söylesem diyeceksiniz ki ya saçmalama adamın işte geldiği kulüpte aldığı para yıllık 6 milyon euroymuş diyecekler. Ben de araştırın bakın bakalım 6 milyon euro muymuş diyeceğim. Orada 7 milyon euro vergilerde dahil. Muhtemelen 5 milyon eurodur yıllık ücretim. %40'ı da vergi olarak verildiği için anlatabiliyor muyum? Ortada da böyle bir durum var. Şimdi şunu söyleyeyim. Jesus al dedi. Ali Koç aldı. Burada Ali Koç'un suçu ne? Tam olarak ben onu anlamıyorum. Şimdi biz bunu Whatsapp grubunda da tartıştık. Whatsapp grubundaki dün bir arkadaşımız diyor ki Hocam diyor birinci isimlerini hiç almadı ki diyor. Hayır birinci isimleri aldı. Yani birinci isimlerini aldı. Bizzat birinci isimlerini aldı. Bruno Henrique bir numaralı kanattı. 5 milyon euroya anlaştık. Tam getireceğiz. Herif sezonu kapattı. Hemen ikinci sıradaki isim. Burumaydı. İkinci sıradaki isim Burumay'da. Stoper'de. Nino birinci isim. Nino ile anlaşıldı. 5 milyon euroya tamam dediler. E, Jesus dedi ki Nino yerine Gustavo Henrique de olur. William idi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, İspanya'daki 32 yaşındaki orta saha. Onu alalım dedim. Kulübü 8 milyon eurodan başladı. 6.5'a kadar düştü. Sonrasında oyuncu yıllık 4 milyon euro isteyince Jesus dedi ki madem biz kısıtlı bir bütçedeyiz almayalım dedim. Arao'yu aldırmak istedi. Arao'yu almış olduk. Arkadaşlar bak bunların hepsi Jesus transferi. Lincoln ki mesela. Sizler Lincoln için atıp tutuyorsunuz ama bence çok yetenekli bir isim. Yanlış yerde kullanıyoruz. Burası ayrı mesela. Lincoln'u forvet arkasında kullanırsak 8 numarada kullanırsak ve ritim tutarsa çok ciddi paralara da satarız onu da söyleyeyim. Neyse. orada futbolcu da ciddi paralara satmak öyle basit bir şey değil. Alacaksın, oynatacaksın, sezonda tutacak. Belki diğer sezonun yarısında tutacak ki devre arası. belki iki sezon tutacak. Yani iki sezon boyunca tutmak zorunda. Ama Fenerbahçe taraftarının bu çöpleme olayında zor. Ha hocam o zaman şunu söyleyelim. O zaman Jesus'un transfer stratejisi yanlış. Yani bunu diyebilirsiniz. Hocam Ali Koç da almasaydı. Hayır Ali Koç getirirken Jesus dedi ki bizim transfer bütçemiz şu. Maddi durumumuz şu. Şunlara şu kadar teklif var. Ne diyorsan kulüp senin. Kabulse buyur. Jesus kabul etti. Yani gelmese gelmezdi. Peki biz hocam biz 30 milyon euro verdiğimiz için adam böyle. böyle Biz 90 milyon euro verseydik Jesus daha pahalı transferler yapacaktı. Jesus bir kere gelirken ligi küçük gördü. Ve transfer yapmayı gerçekten Jesus çok bilmiyor Bakın arkadaşlar. iki küçük gördü. Ümraniye maçını hatırlayın. İlk, ilk, ilk maçtaki. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela Luan Perez'in parasına kimler alınabilirdi? Vurma'nın parasına kimler alınabilirdi? Luis Suarez bedavaydı mesela. Hala da söylüyorum. Hala söylüyorum. Siz Abu Bakar cızlık yapıyorsunuz ama Luis Suarez varken Abu Bakar kim ya? Yani Fenerbahçe şu an tarihte gerçekten en pahalı şeyini yapıyor. Hocam iyi de Buruma 2022-23 sezonunda 5 maça çıkmış. 192 dakika, 2 asist. Bir şey söyleyeyim mi? Siz demiyor muydunuz tek Rossi gitsin de kim gidiyor kalıyorsa kalsın kabul diye? Siz demediniz mi abi? Bu arada Fenerbahçe'den ikinci kap. Kim kapı? İsmail Yüksek kapı. Yine Mustafa Hoca yine ee, bildi diyeceğimiz bir kap bu çünkü 2027'ye kadar sözleşme uzatıldı. Rize Spor maçında uzun bir aradan sonra ilk bir başlayan İsmail Yüksek'in en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Koşuyor. İki ayağıyla da oyunun yönünü değiştirebiliyor. Hem de çok güzel değiştirebiliyor. Hem sert hem mücadeleci bir yapısı var. Ve topu oyuna çabuk sokabiliyor. Kolay kolay da top kaybı yaşamıyor. Yani baktığınız zaman orta sahada çok ideal profesyonel bir isim. Bu sene şampiyonluk senesi olmasaydı, Fenerbahçe 3 sene arka arkaya şampiyon olsaydı belki de Arao hiç alınmayacaktı. İsmail Yüksek Krespo yeter bize denilecekti. Biz bir yıldız çıkaralım diye. Ya Senahattin Maki'nin de açıklamaları var. Hani kendisini Alt Lig'de keşfettiğimizde pandemi dönemiydi. Hak ettiğini şimdi yapıyoruz. Milli takımın oyuncusu oldu. Orada golünü attı. Sözleşmesini yeniledi. Hikaye çok güzel. Yani Gölcük Camiası'na teşekkürler. Benim için de duygusal bir transfer diyor. Daha güzel olacağını umut ediyoruz. Pırıl pırıl bir geç. İsmail Yüksek diyor ki çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Ee, i̇lk imzam. Hayatımın en güzel imzası. Buraya geldiğim imza değil. İkinci imzası da bu oldu diyor. Herkesin emeği var. Teşekkürler. Çok mutluyum. Çocuk heyecanım gerçekleşti. Hani hedefler benim için daha da zorlaştı. Falan diyor. Şimdi gelin şöyle bir hesap yapalım. Rossi 5.5 milyon euro. Luan Perez 5.2 milyon euro. Cao Pedro 4.6 yazıyor ama 5.63 diyebiliyorum ben. Artı bir de bonus var diyebiliyorum. Buruma 4.25. Samet 3.7 gösterildi. Bacuay 3.5. Lincoln 3.5. Arao 3. Emre Mor 2. Gustavo'ya kiralama 1.4 gösteriyor. İrfan Can Eğribayat'a kiralama 500.000 euro gösteriyor. Yani hocam uzun lafın kısası Fenerbahçe yaklaşık olarak 35 milyon euro bonservis. servis. Harcaması gerçekleştirirken yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etti. Şimdi bana söyleyin bakalım Mustafa Hocam. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Biz Bruma'yı ilk dönem oynatacaktık. Hatta Rossi'den daha çok oynatacaktık. Hatta Bruma'yı bazen ikinci forvet rolünde bile oynatacaktık. Fakat şanssız bir sakatlık yaşadı. Ve yaşadığı sakatlık sonrasında... Ee, lisansını dondurmak zorunda kaldık. Sonra dedik ki ulan kanatlardan biri eksildi. Bari savunmayı sağlamlaştıralım. Üçlü savunma sistemine döndük. Luan Perez'in sakatlığı. Luan Perez sakatlanana kadar bence kendini yavaş yavaş kanıtladıydı ve taraftar tarafından da tamam doğru transfer yaptık denilmişti. ki Bence yanlıştı. O yaşta yani bizim bu kadar milyon euro verecek bir durumumuz yok ama taraftar Yıldız istiyor. Alın size Yıldız. Luan Perez Yıldız. Cao Pedro Yıldız. Arkadaşlar İlla Galatasaray'ın Beşiktaş'ın aldığı isimlere yıldız yaftası vurmayın. Sizin futbolcularınız da yıldız. Buruma Roma. Ha, Paris Saint Germain 1 milyon euroya da verseniz verirdi diyor diyenler var. Mesela Samet Akaydın. Gelir gelmez 11'de başladı. İkinci maçında da 11'de başladı. Ya o kadar mı kötüydü savunmaktımız? Size kalsa, bana kalsa Serdar da iyi. Atilla Salahi de iyi. işte Luan Perez iyileşiyor. Gustavo Henrique eh işte. Hani üçüncü stoper falan derdik. Adam gelir direkt giydi. Yarın bir gün Buruma'nın direkt kanatta formayı alıp lig bitene kadar çıkarmayacağını kim biliyor. Belki de şu anda takımdaki en iyilerden biri Buruma. Ya yani bu hocam sen kendini avutuyorsun. Böyle bir dünya yok. Batshuayi mesela ben Batshuayi beğenmiyorum. Ben Batshuayi beğenmiyorum. Ben olsam Valencia'ya Serdar oynatırım. Lincoln'u ben beğeniyorum mesela. Ama birçoğunuz Lincoln'u beğenmezsiniz. Emre Mor. Emre Mor'un müthiş bir top kaybetme potansiyeli var biliyor musunuz? Ama yine de kıpır kıpır Emre Mor'u 30 dakika oynatacaksın. Etinden sütünden faydalanacaksın. Ve skandal bir iddia. Bu iddiayı da konuşalım ve sonra toparlayalım. Skandal iddia neydi? Şu şekilde arkadaşlar skandal iddia. Jesus'un eski bir dostu var. Lizelle diye bir hanımefendi. Bu hanımefendi sezon başında Jorge, Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe'ye geliyor ve kulüpte kendisine küçük bir oda dahi veriliyor haberleri var. Biosunda futbolcu temsilcisi yazıyormuş. Work yazan bölümde ise Buruma ve Lincoln transferleri mevcutmuş. Yani Lizel de Buruma ve Lincoln'ün Türkiye temsilcisi gibi gözüküyor. futbolcunun temsilcisi olduğu biosunda yazan bu hanımefendi sene başında hocayla birlikte gelip transfer görüşmesi, evrak işleri gibi konularla ilgilenmiş. Bu iddialar ben bilmiyorum ne kadar doğru. Hoca geldiği dakika bir anda buruma yarıyor ve PSV'nin 1 milyon euro veren olsa sırtında taşıyacağı oyuncuyu 4 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye alıyorlar diyor. Aynı şekilde Lincoln'un de Lizelle'nin oyuncusu olduğu söyleniliyor ki Bios'un da sadece Buruma ve Lincoln'u paylaşması da bu iddiaları güçlendiriyor demiş. Burada bir yalan var çünkü Lincoln'u çok ciddi takımlar istiyordu. Bu bir. ikincisi Buruma'yı Arap kulüpleri falan da istiyordu. Bu iki. Şimdi burada iletişim ekibine kızıyor taraftar da haksız mı haklı. Ya çıkın deyin ki alırken. Zorunu satın alma opsiyonundan aldık. Sonra futbolcu sakatlanınca taraftar şunu desin ulan ne bahtsız başımız var. Sen mecburen lisansını çıkaramayacaktın. Bahtsız başımız var diyecekti. Şimdi taraftar ne diyor? Fenerbahçe'de az takıma bile alınmayan Burma'ya 4.250 niye verdik diyor. Bu bunun suçu yönetim. Benden değil. Şimdi Lincoln'e yine bak bir şey söyleyemesin ama Buruma olayı çok sıkıntılı. Arkadaşlar bu iddiayı ortaya atın arkadaşlar. Gözümle görmediğim için bir şey diyemem ama bu iddia diyelim diyor. Yani Buruma ya o paraları vermek yanlış. Analizlerin yani temsilcisi olduğu bazı oyuncular profilinde var. Gidip bakabilirsiniz. Diyor. Ee, yani Ali Koçu aklamıyorum. Diyor. 5 senedir başarısız olan kişi her şeyin sorumlusudur. Sezon sonunu bekleyecektim ama bugün Burum açıklamasından sonra bunu yazayım diye düşündüm diyor. Ee, birçok kişi de bu olayı bilip susuyor diyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Bir, ben Ali Koççu falan değilim. Ne Ali Koççu, ne Aziz Yıldırımcı, ne başka bir şey. Ben Fenerbahçeliyim. İki, eleştirilecekse eleştiririm. Üç, ben olaya hep çift taraflı bakarım. Ama şöyle olursa, ama böyle olursa diye. Şimdi çift taraflı bakalım. Ak plus hoca getir. Kulübün anahtarını teslim et, kenara çekil. Ali Koç sen futboldan anlamıyorsun. Dedik mi? 99'umuz dedi mi? Dedi. 99'umuz dedi. Kıvırmayın. Kıvırmayın. Jesus'u getirdi mi? Ben de dahil 99'umuz onayladı mı? Onayladım. Transferler, maçlar güllük gülistanlık gidiyor muydu? Gidiyordu. Atılan goller, bol gol, gollü galibiyetler, 3 cese 4 atan takım. Uçumuza gitti mi? Gitti. Avrupa'da galibiyetler, Dinamo Kiev'i tokatlamalar, manyak etmeler. Her şey çok güzel. Ne buruma konuşuluyor? Ne bir şey konuşuluyor? Ne oldu da şimdi Ali Koç'a sarar olduk? Ya abi, teknik direktör getirmişsin, anahtarı teslim etmişsin. Şunu al demiş. Alıyorsun. Bunu sat demiş, satıyorsun. Bu kalsın diyor, kalıyor. Bu gitsin diyor, gidiyor. Ben burada Ali Koçluk durumu gerçekten çözemiyorum, izah edemiyorum, anlayamıyorum. Bakın diğer videoda konuşacağım. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un borç durumlarını vesaire konuşacağım ama ben, ben anlamıyorum abi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın durumunu anlamıyorum. Adam elinden geleni yapmış. Ha diyeceksiniz ki hocam Jesus transferden anlamıyor. Kısmen katılırım. Hocam Jesus Fenerbahçe'ye zarar verdi. Kısmen katılırım. Hani size göre kısmen katılırım. Ama Jesus'un ne komisyonculuğunu bıraktınız. Ne üçkağıtçiliğini bıraktınız. Ne sahtekarlığını bıraktınız. Bunları yapanlar atları gibi eminler neyden eminler biliyor musunuz? Eğer Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa Hocam öyle bir ihtimali yok. Galatasaray aldı başını gidiyor. Belki başka bir şeyin başına şey yapar. Yani başka bir şey alırlar belki. Belki onların da kötü gidişi başlar. Fenerbahçe şampiyon oldu diyelim. Buruma konuşulur mu? Konuşan kişiyi taraftar linçler. Sana ne lan derler. Buruma Ümraniye maçında oynadı. iki gol bir asistten oynadı. Bir daha Buruma konuşulur mu? Cesus'un bir bildiği varmış. Rossi'yi 9-12 arasına sattın Burma'yla devam ediyorsun Dediler ki biz mecburen Rossi'yi sattık Burumayla devam ediyoruz Taraftarımız Rossi'ye çok tepkiliydi Böyle devam ediyoruz Sezon sonuna kadar da transfer yapmayacağız El mahkum Mecburuz Birçok arkadaşım da şunu söylüyor Ya hocam bak işte Ali Koç gidip yıldızları almıyor Diğer takımlar yıldızları alıyor Mesela kimi alıyor diyorum Mesela diyor Trabzonspor Maxi Gomez aldı Yıldız Galatasaray Icardi'yi işte aldı. İşte Mertens'i aldı. Matay'ı aldı. Bence Mata yıldız değil. Yani sönmüş yıldızlar yıldız değil. Söğüşçü kategorisine yakın olanlar. E Mertens 36 yaşında yanlışım yoksa. Yanlışım yoksa 36 yaşında. Icardi bugün karısıyla bilmem bir şey yaptı. Öbür gün bilmem bir şey yaptı. Ya Falcao söğüşledi Galatasaray'ı. Icardi söğüşledi Galatasaray'ı. Bak onların taraftar da Fenerbahçelileştiğinden böyle yapıyorlar. Biz ne yapıyorduk yıllarca? Fanpörsi geldi alkış. Fanpörsi burada sağlık kontrollerinde sakat çıktı haberiniz var mı? Mecbur imzaladık ama. Buraya kadar madem geldi dedik mecbur imzaladık. Fanpörsi ile. Nani Fanpörsi. Devre arasında 25 milyon dolar teklif vardı Çin'den. Satacaktık işte. Biz en büyük aptallığı orada yaptık. Ali Koç olsaydı o gün satardı ikisini de. İkisini de devre arasında satardı. 25 milyon euroya 8 tane çöp alırdı. <laughs> biz hocam 8 tane alırdı. Ya kendinizi böyle avutuyorsunuz. 8 tane çöp aldı, 5 tane çöp aldı. Bugün Rossi'yi 5.5'e aldın. 12'ye satılsa satılır. Salah'ı 2'ye aldın, 15'e satılsa satılır. ay satılsa satılır. O Osayi satılsa satılır. Zayt satılsa satılır. Sözleşmeyi uzat bak bakalım neler oluyor. İsmail kesen. Ya birçok da tutan transfer var. Her transfer tutmayacak kabul. Ali Koç'un yaptığı yanlışlar çok kabul. Ama su getirdin, anahtar testini verdiysen bence sizin benim konuşmam bile hikaye. Ben uzun lafın kısası toparlıyorum arkadaşlar. Sezon sonuna kadar mecburen mecburen vurmaya talim edeceğiz. İster sevelim, ister sövelim. Ben ne Ali Koççuyum, ne Ali Koç karşıtıyım, ne başka bir şeyim. Ben doğruya doğru konuşuyorum. Diyorum ki Jesus istedi, aldırdı. Bu seneki transferlere bakın. Kaçını oynatıyor? Emre Mor'u az oynatıyor. Arda Güler. Ya Arda Güler konusunda da Rize maçında söyledim ama anlaşılmadı. Arda Güler'in belli bir yani sakatlıktan döndü. Belli bir dakika oynama kapasitesi var. Ve ilk 30 dakika şahane top oynadı. Sonra oyundan düştü. Ama birebir marka mark edildi. Ama oyundan düştü. Ama başka bir şey oldu. Geriledi. Çıktı. Doğru zamanda çıktı. Oyuna giren Emre Mor'da gitti asistini yaptı. Maçı kazandırdı. E sonuç olarak iki futbolcuyu idareli kullandı. İki futbolcudan iki tane asist elde etti. Mihazayt Haftalardır oynamaz. Geçen hafta kadro dışıydı. Dün oynadı gitti. Yani Rize maçını oynadı gitti golünü attı. Valencia sahanın en kötüsüydü. Gitti son dakika golünü attı. Maçın kahramanı mı diye tartışıldı. Ya futbol böyle bir şey. Fenerbahçe'ye şu anda lazım olan ne biliyor musunuz? Seri galibiyetler, rakiplerinin kaybedeceği puanlar. Çok net söylüyorum. 5 maç Fenerbahçe arka arkaya kazansın. Rakipler 5 maçın 3'ünde takılsın. Bir bakın bakalım bugün Buruma'dan dolayı Ali Koç'a küfredenler, Jesus'a küfredenler ne yapacaklar? uçta yaşıyorsunuz. Çıkıp Jesus'u kahraman ilan ediyorsunuz. Sonrasına bakıyorsunuz ki işler değişti. Bu sefer Jesus'u hain ilan ediyorsunuz. Çıkıp bir maçta şunu kahraman ilan ediyorsunuz. Sonra çıkıp öbürünü hain ilan ediyorsunuz. Maalesef ve maalesef ortada büyük bir sıkıntı var. Ben şunu söyleyeyim. Herkes yaptığı yoruma dikkat etsin. Gerçekten dikkat etsin. Yani yaptığınız yoruma dikkat edin. Pişman olacağınız yorum atmayın arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Aklınıza ne soru geliyorsa lütfen bu videonun altına yazın arkadaşlar. Bir de beğeni ve abonelik atarsanız da aramıza katılırsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.